Ege'deki tansiyonu arttıran hassiz açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Avangelos Apostolakis'in sözleri kısa sürede komşunun bir numaralı gündemi oldu. Genelkurmay Başkanlığı onursal başkanı olan Apostolakis'in Türkiye açıklaması Yunanistan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü. Apostolakis en kötü senaryoya hazır olmalıyız diyerek bir dizi uyarıda bulundu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğinin altını çizen Apostolakis, bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini belirtti. Apostolakis, Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı sözleriyle Türkiye ile savaşa hazır olunması gerektiğini mesajını verdi. Türkiye ile müzakerelerde 12 mil konusunun daima masada olması gerektiğini belirten Apostolakis'in sözlerine şöyle devam etti. Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığının 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Mitsotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti. Mitsotakis adını vermeden Türkiye'yi kastederek Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz kongre üyelerinden bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken NATO'nun Güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum demişti. Mitsotakis bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu. Yunan Başbakanın, siz kongre üyelerinden Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hala kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir sözleri ise ayakta alkışlandı.